Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbim. Kulir ruhu min emri rabbi. Sadakallahul azim. Bitirememiştik. Hayat tabaka insani çıkmasını devam etmek istiyorum. Metini okuyayım ilk önce. İşte zihayattaki sözler 506'dan okuyorum. İşte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayrı meş'ur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envai ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarruf sahibi olur. Dikkat ederseniz arı ile misal veriyor. Arı ile misal verdiği kader risalesinde de arıyı öne çıkartıyor. Hutbe-i Şamiye'de geçer. Üç şeyi mukayese eder Hutbe-i Şamiye'de. Nar, arı, insanın gökdeleni. Üçünü kıyas eder. Hangisi daha harikadır diyor. Bir daha söylüyorum. Arının peteği, balı, bal. Nar ağacının narı, insan oğlunun gökdeleni veya uçağı. Hangisi daha harikadır? Burada, orada şey yapıyor. Nar daha harikadır. Çünkü burada niye misal verdi diye ipucu olsun. Nar mazi müstakbele taşıyan bir çekirdeğe sahip. Aynı zamanda iradesi hiç yok. Sanat en mükemmel. İradesi yok, ihtiyarı olan hayvan, arı. İkinci sanat bu. Yani arının balı, peteği nardan sonra geliyor. Arı da burası değil, şurası değil, şuraya konar. Bu bir tercihtir, bu da ihtiyardır. İnsan ise, bak dikkat edersen, en mükemmel olan narın ihtiyar ve iradesi yok. İkinci güzel olan arının iradesi yok, ihtiyarı var. İhtiyar ve iradesi olan insan en sanat en basit. Burada arı ile misal veriyor. Niye? Saika ve şaika hislerini çok güzel kullanıyor o arı. Yani sevk etmek ve şefke götürmek. Konumuz o değil ama envai ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur bu arı. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, hayat 29 tane hassası var. Şu lambayı da yakar mısın? İki hepsini, ötekisin başı da. Şimdi hayat bir komprim olarak düşünülüyor. Allah'ın sanatında ek olmuyor. İçeriden patlıyor. İçeriden motor misalini vermiştik. Ekleme yapılıyor. Araba meydana geliyor. Allah'ın işte çekirdeğinde, gene insan da Allah'ın. Ama insanı vesile ediyor. Çekirdekte böyle değil. Çekirdekte patlıyor, filiz veriyor. Patlıyor, gövde veriyor. Patlıyor, dal budak veriyor. Patlıyor vesaire. Hep içeriden patlıyor. Dışarıdan bir şey eklenmiyor. Şimdi hayat tabaka-i insaniye çıkması
patlamakla oluyor dedik. Şu anda 5-6 tane ders buydu. Bugün başka bir noktaya nazarınızı çevirmek istiyorum. Çok herhalde netice bu. Bugün patlamadan, yükselmekten bahsetmeyeceğim. Hayat tabaka insani çıkmasını hep içeriden patlamaya misal vermiştik. Başka bir mertebesinden bahsedeceğim ki son mertebesi. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat tabakayı insani olan hayat Allah'ın subutu sıfatındandır. Subuti sıfatından. Sem, basar, kelam, ilim, kudret, hayat. Fakat şu alarda hayat hepsini cem ettiğini söylüyor. Nasıl bir ism-i azam olduğunu söylüyor. Şu alarda, ayet-i kübrada. Şimdi bu hayat bilmiyoruz, tanımıyoruz. Onun için ölüm korkuları vesaireler, ahirete intikal zor oluyor. Şimdi hayatı tanısak, şualarda anlatıyor. 218'de insan tarifi yapıyor. Hayat ise 30. lemada hep içerisindeki meratiplerden bahsediyor hayat. En kesifi, en dış tarafı, soğan kabuğu tarafı hayatı beşeriye. Dünya hayatı. Bu alim-i kevni fesat. Şu alemden bahsediyor şurası. Fakat bu hayat burada tayin ve teşahhus etmiş. Yani mutlak ve muhit. Bir daha mutlak ve muhit olan bir şey muayyen olmuş. Bu çok mucize bir şey. Bunu şöyle anlayabiliriz. Odunu yakın. Odayı kapatın. Yandı bitti mi? Ha, bu eski haline getirin. Nuru, dumanı, ısıyı, ışığı tekrar toplayın, odun yapın. Bunun gibi de değil. 18 bin alemin hulasası olan hayat burada tayin etmiş. Burada mıdır hayat? Hayır. Hayat içeride midir? Hayır. Dışarıda mıdır? Değil. Evvel, ahir, zahir ve batın. Şeye benziyor işte, hep misal veririz. Su, buzun evveli, ahiri, zahiri, batınımsı. Hayır. Buz, su ilişkisinde, su buzu neresindeyse hayatta bedenin orasında. Hayat tabaka insaniyeye buraya çıktıkça meratip çıkarsa demiyor. Çıktıkça mertebe var ki en camisi Miraç'tır. Miraç bunun açılımıdır. Hayat tabaka insaniyenin komprimidir. Ama çok tuhaftır. İzdirari değil diğer peygamberler gibi. Ateşin içinde miracı olmuş. Tufan içinde olmuş. Hastalığın içinde olmuş. Balığın içerisinde olmuş. Resulullah'ta böyle olmamış. Öyle bir hayat tabaka insaniye çıktıkça öyle inbisat... Neticeden sonra değil miydi Miraç? Ondan sonra olmuş ama o olayın içerisinde değil. Mesela ateşin içinde olmuş, balığın içerisinde olmuş, taşlamanın içinde değil. O olay bitmiş. Olay gelmiş, Allah Resulü abdest alıyor, namaz kılıyor, murakabeye dalıyor.
Yani enfusi tefekküre dalıyor. Yani taşlanma anında değil bu. Olay bitmiş. Mesela tufanın içinde değil bu. Olay bitmiş. Ondan sonra bu gelirken tabii o olayda şu diyor. Ya Muhammed, olayın içinde olanı söylüyor. Aleyhissalatü vesselam. Cebrail aleyhisselam diyor ki şu Uhud dağını başlarına geçireyim diyor. Peygamberimiz o olayın içerisindeyken kabul etmiyor. Diyor ki tanımıyorlar diyor, bilmiyorlar diyor. Ve onların affını istiyor. Peki Yunus aleyhisselam terk var. Kavmini terk ediyor. İbrahim aleyhisselama tamam mı? Ondan sonra bu hadiseler oluyor. Yani Musa aleyhisselam musibeti istiyor. O da Nil'de oluyor. Bu tam tersini olayın içerisinde teklif edilen dağ başına geçireyim hadisesini kabul etmiyor. Bir inbisat ve inkışaf. İnbisat biliyorsunuz. Mesela inkışaf şu. Oku çekiyorsun, noktadan noktaya gidiyor. Bu inkışaf. Yayılması, sesin yayılması. Bu inkışaf, şey inbisat. Bir de tenevvür var. İnkışaf ve inbisat. Gene harice bakıyor. Tenevvür dahile bakıyor. Hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklıyla avalim-i ulviyede, ruhiyede, cismaniyede gezer. Cismaniyenin en camisi neresiydi? Cennet. Cennet cismaniyettir. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Mesela Miraç Risalesi'nde Miraç'e 24. sözde geçiyor. 24. sözde diyor ki gözü yanılmadı, kalbi yalanlamadı. Miraç'ta. Niçin? Ve mata. Niye? Öyle bir iman etti ki malum Allah Allah bu mu falan diye hayret etmedi. Bu tenevvürü gösteriyor. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirati ruhuna, mirati ruhu bizim burada bir İnbisat, inkişaf ve tenevvürün ceminin ifadesi. Mesela çekirdeğe toprak mirattır. Lavabadaki ayna bana aynadır. Mirat, Yasin'in dersi vardı. Yasin var mı olayın içinde şu anda? Yasin'in haberi var mı arkadaşlar bu sohbetten? Niye? Yani haberi var mı kendisinin? Ama bu derslere pek katılmıyor galiba. Evet. Mirat. Evet. Mirat deyince onu hatırladım Mirat. Mirat-ı ruhuna Mirat toprak çekirdeğe mirattır. Aynadır ama inşa eder, ihya eder. Çekirdeği ağaç olarak gösterir. Yani bir lavaboya gittiğin zaman senin suretini gösterir, cismaniyetini. Çekirdek de aynaya tutuyoruz. Bu çekirdekte ne var? Toprak aynası diyor ki dur. Hop, bu var diyor. Buna mirat deniliyor.
Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahabeye ayna değil mirattı. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah bilinir demiyor ha. Anlaşılır da demiyor. İrtisam ve temessül ile geliyorlar. Hayat, Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir burhanı vahdeti, yani birliğinin delili. Çünkü hayatta ne var? Hayatta bu kalem var, masa var, domuz var, yılan var, arş, kürs, cennet, cehennem, Mikail, İsrafil. Allah'ın dışında ne yaratılmışsa hep hayattan yaratıldığı için hayat böyle homojen, yani cemül cemdir. Ondandır ki bir burhan-ı vahdeti var. En büyük bir madeni nimet hayat ve en latif bir tecelli merhameti. Şu tabirleri görüyor musunuz? Hayat, Zat-ı Zülcelal'in bir, en parlak bir burhan-ı vahdeti, iki, en büyük bir madeni nimeti, üç, en latif tecelli merhameti, dört, en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih sanatıdır. Beş, Allah Allah. Evet, hafi ve dakiktir. Yani ortadadır ama gizlidir. Hafidir, hafi. Çünkü enva hayatın en etnası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekte ukde-i hayatiyenin tenebbüğü. Geçen hafta böyle biraz ezerek gittik. Son şeyi okuyacağım. Oraya doğru gidiyorum. Mesela çekirdekte ukde-i hayat var. Şu mikrofon gibi. Bütünselliği şöyle. Buna düğümde çıkana ukde deniliyor. Fil ukad. Fil ukad. Orada işte kocaman ağaç, orada ukde. Ukde-i hayatenin tenebühü, yani uyanıp açılarak neşnema bulması. Çekirdekte, ölü çekirdek, hayat orada. Yani hayat bizim bildiğimiz canlı, cansız da. Odunun içi karanlık, nur orada. Sessiz kafada, bütün sesler burada. Yani zıtlar o kadar acayip ki, o kadar acayip olmuşuz ki, sarhoş olmuşuz. Mesela nur ışık, odunun içi karanlıkta. Hayat, ölü odun parçası olan çekirdeğin içinde. Alemler de hayatın içinde olması zor bir şey mi? Bu çekirdek patlıyor ya, kocaman bir ağaç ortaya çıkıyor. Buna ustad diyor ki, çekirdek diyor, Asar-ı Bediye'de, ben böyle demiyorum da ben izahla söyleyeyim. Çekirdek, çekirdeğin inkışağının patlamasından ağaç inkışaf ediyor. Bir daha. Ağaç çekirdeğinin inkışağının inkışafından çıkıyor. Ahirette hayatın inkışağının inkışafından çıkıyor var. Yani ağaç çekirdeğe bitişik değil. Buz suya bitişik değil. Mana kelama bitişik değil. Ruh bedene bitişik değil. Ahiret de ruha bitişik değil. Ahiret ruhta. Çekirdekte ağacın olduğu gibi. İşte ahiret şey demek için söyledim. Bu çekirdeği patlatan Cenab-ı Hak da bazen bu hayatın inkişafı, inbisatı, tenevvürü bazen bir korona ile,
Bazısına kanserle patlatıyor, inkişaf ettiriyor. Şer zannediyor bak. Bazen korona ile, bazen kanserle, bazen ne bileyim tansiyonla, kalpla, o çekirdek olan şu aynı beden, bu çekirdek. Kocaman ağaç çekirdekte, bütün alem burada. Bunu patlatıyor yani. Bu patlatıyor. Ahiret ortaya çıkıyor. Hayatta diyor, meftin inkişanın inkişafından çıkıyor. İşte beşer dünyasında o kadar iç içe olan şu çekirdeğin bu kadar beraber olmamıza rağmen o kadar ne derece zahiri, kesetli ve mevzuliyette ülfet içinde zaman Adem'den beri hikmeti beşerinin nazarında gizli kalmıştır. Hakikati hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilmemiş. Niye? Bunu okuduktan sonra esas meramıma geçeceğim. Niye keşfedilmemiş? Çünkü bu kainat yapılırken akıl kullanılarak yapılmamış. Akıl kainatın içerisindeki ilişki ve çelişkileri çözüyor. Yani göz, çiçek, ilişki. Karanlık, aydınlık, çelişki. Mesela hayatla dünyaya gelmek, ilişki. Meftle, ölüm ile bekaya mazhar olmak, çelişki gibi. İşte bu akıl fanosun içerisindeki ilişki çelişkileri çözüyor. Şeyi çözemiyor. Akıl öteleri, zaten bugün de mektubatta okuyordum. Mektubatta ben akıl okuyorum ya. İbn Sina diyor ki, akıl ile diyor ahiret keşfedilemez. Niçin? Çünkü bu akılla ahiret yapılmamış. Çekirdek yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıl onun anahtarı olamıyor. Ancak bildirilirse, insan araştırırsa bir derece bir şey biliyor ama hakiki hakikati bilinemiyor. Aslında burada şey diyor, yukarıda dedi ya, şuur ile akıl ile oralarda geziyor, havali ulviyede, ruhiyede, aklıyla geziyor. Aklı sanki kalıcı gibi. Evet, bu... Onlar bir samimi temessülle o alemler sana geliyor. Yapılandırmak için, bir hatırlığına. Bu çok güzel. Allah razı olsun, güzel dedin, iyi yaptın onu. Çünkü sorulacaktı. Bu... akıl çünkü orada da aklıyla gidiyor. İlginç, hani sanki akıl davetçi gibi. Bu vahye tabi olan bir akılla. Yani vahye tabi olmuşsa böyle. Yani inkişaf, inbisat, tenevvür eden bir şeyle hayattaki akıl. Hayatı indirgemiş uçkurluk ve midesine, bunu çözemez. İbn Sina da hiç yapamamış. Zahirde çözülemez. Yani akıl kendi başına müstakil, vahisiz olsa bu. Burada bir şey de olabilir mi? Hani Risale-i Nur'un yöntemi de akıl içerisinde, yani ilimle götürüyor ya, şey yapıyor, akıl kalp imtizacı diyoruz. Burada da mesela yani Risale-i Nur yöntemi de işte akılla o alim havali ulviyede gezip onları tabiri caizse davet edip kendi mirat ruhunda irtisap temessül edip kalp ve yani akıl ve kalp, böyle bir imtizaç yöntemi mi var acaba? Tabii. Mesela akıl oralara geçemez. Orayı tanımlayamaz. An şartla vahye bağlı değilse, vahye bağlı oldu mu akıl oralarda geziyor. Nereye biniyor? Ustad diyor ki 26. lema ve 25. sözde. Akıl diyor ayete bindi diyor. Mesela diyor ki gene akıl kalbe. Benim diyor kanatlarım yok. Uçamam. Benim ayaklarım var diyor. Beni tutun götürün. Allah Resulü Miraç'a giderken aklı yok muydu? Götürülünce. Yani rehberi varsa. Mesela diyelim ki şu anda bu derse muhatabız. Korona vasıtasıyla. Evde insanlar
film seyrederken biz de bunlarla meşgulüz. Şimdi akıl böyle çalıştırılırsa, vahyinin gölgesinde olursa, o zaten o konu o. Burada kendi başına çözülemez, gidemez, yapamaz. Mesela İbn Sina buna akıl yol bulamaz dediği Sadi Teftezani'nin alimlere has 40 sayfada ancak izah ettiği kaderi Risale-i Nur avama da anlatmasının sebebi Kur'an'ın icazı manevisine muhatap oluşundaki en camiyetindendir. O zaman tamam. Hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilememiş. Hayat. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki iki veci yani mülk ve melekutiyet vecileri temizdir, paktır, şeffaftır. Destek. Hasan abi, o hani hayatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde hayati sebebi dedi. Yani ilk mertebesini söyledi ama insan için olanı söylemedi sanki. Evet. Şeye Resulullah demişler ya aleyhissalatü vesselam cennette nasıl olacak diyor insan bu dünyada hayvanlar mertebesini hayal et dost oluyor değil mi kedi köpek mesela benim sığır vardı okula daha gitmezdim 5 yaşlarındayken dedemle ot atmaya gittiğimiz zaman malum bizim orada yağmur çok olurdu yağmur olduğu zaman ben sığırın altına girerdim. Çocuktum. Yapardı böyle bir bakardı. Kesinlikle yağmur geçene kadar kıpırdamazdı. Şimdi böyle bir hayvan seviyesi ahirette ne olacak? Taş, topraklar bu seviyede olacak, değil mi? Peki insan seviyesinde dünyada insan ahirette hangisi olacak? Bitki. Peki insan kıyaslabiliyor ya en cami nedir? Camit, taş, toprak, bitki, hayvan, insan. Şimdi hayvan ve insanı cennetteki mertebeleri anlatırsa yani cennetin taşları dünyanın hayvanları gibi. Cennetin ağaçları, bitkisi dünyada insan gibi. Peki dünyadaki insan cennette nasıl olacak? Kıyas yok ki. Yani cennette insan nasıl olacak? Daha kıyas yok. Onun için şey yapılmamış. Burada da bu anlatı, bu kıyas yapılıyor böyle. Yani bizim buradaki şu anki hayat mertebemiz çekirdeğin içindeki hayat ne kadarsa o kadar. O. Çekirdekteki onun bir iki şeyi veriyor. Bir arı misalini veriyor. Bir çekirdeği veriyor. Şimdi çekirdeğin içerisindeki ağaç gibiyiz biz. Düşünsenize hani kurum bir tane fasulyedeki hayat ne kadar olabilir ki düşünün. Sen Biz de oyuz. hiç alamet yok. Buradaki hayat o mertebede. O yani eğer uçkurlukla doldur boşalt gübre fabrikası gibi ise bir kuru fasulyenin tanesindeki ukde-i hayat gibidir. Hayatı biz canlılık anlıyoruz, şu anlıyoruz. Biz Osman, odun parçası var ya odun parçası, çekirdek, fasulye veya işte bir narın çekirdeği ne bileyim, zeytin çekirdeği. Zeytin çekirdeği ya, taş, odun parçası. Onda bulunan hayat gibiyiz. Şu an. Buradan da ayrılmak Bir de ayrılmak istemiyoruz. istemiyoruz. Ki burada şu an yani o çekirdeğin buradaki nebati hayattaki intibakla çekirdekten çıkma sonucu da ağaç oluyor. Birinci mertebede bu kadar fark var. Çekirdek ve ağaç kadar fark var. Bu birinci mertebe hayatiyede. İnsanın hayatında ne kadar büyük bir sıçrama olacak demek hayatta. Yani çekirdeğin patlamasında ağaç. Hayal et ikisini. İnsanın patlamasıyla ahiret. Bilmiyorum. Ondan sonra çekirdeği
toprak örtüyoruz ki patlasın. İnsanın üzerine de toprak örtülmesi lazım. Destek kudret esbabın perdesini vaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat daha acayip bir şeye geleceğim de. Sair şeylerdeki umuru hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen napak keyfiyatı zahireye menşe olmak için esbab-ı zariyi perde etmiştir. Metni okumak istediğimi okudum. Şimdi mektubat 5. sayfada hayatın 5 mertebesi vardı. Hayatın 5 mertebesi. Birinci mertebeyi hayat, kimin hayatıdır? Bizim hayatımızdır. Çekirdek hayatındayız. Arkadaşlar, geniş zannettiğimiz dünyamız çekirdek kadar dardır. Bu birinci hayat. Bak, hayatın içinde bizim hayatımız. Patlat, içeriye gir. Gir içeriye. Hızır İlyas Aleyhisselam'ların hayatları. Onu girmeyeyim şimdi. Niçin Hızır İlyas? Hızır niçin denmiş? Ne? İkinci tabakaya hayat o zaman olur. Hızır hikmettir. İlyas ise, İlyas Aleyhisselam'ın başına ne gelmiş? Ne anlıyorsunuz İlyas Aleyhisselam? Nedir o arkadaşlar? İlyas Aleyhisselam ne olmuş? Sedat, İlyas Aleyhisselam ne olmuş? Ne vardı özelliği? Aleyhisselam'ın risaletinden bahsediyor. İlyas risaleti mi diyor? Evet, duada o şekilde geçiyor. Peki. Üçüncüsü İdris ve İsa. İsa'yı biliyoruz Enfus. İdris? İdris Aleyhisselam elbise, libas, elbise içiyordu. Vücutta hayal gibiydi galiba. Ama akılda bulunan bir mertebede elbise içiyordu. Yoksa direkt daha yüzde mi içmiyordu elbiseyi? Evet, buradayken orayı yaşamış. İdris Aleyhisselam'ın Azrail'le meselesi anlatılıyordu abi de. Dünyada yaşıyorken cennete gidiyor. Ondan sonra çıkmak istemiyor yani. Senden izah ederim diyor. Öyle bir hikayesi vardı yani. Yani fethulü fi ibadi ve fethulü cenneti. Burada orayı yaşıyor İdris. İsa Aleyhisselam enfus zaten. Yavuz İlyas ni kimdi? İlyas? Risaletine ama çilenin insanı bu. Hızır. Hızır'la o. Dördüncü şüheda şehitler hayatı. Beşincisi kabire girenler bizim. Bu şeye kadardır bu. Kabire kadarki hayat mertebesi bu. Bu hayat tabaka insaniye çıkması bunları da cem ediyor. Bunun üstünden. Şimdi bugün en camiyetinden bahsedeceğim. Veya benim anladığım. Ben hemen söyleyeyim de gerisini buradan okuyacağım. Hepimiz burada mıyız? Buradayız abi. Ha. Bak. Bunu dinlemenizi istiyorum çünkü bu hep böyle anlatırken hayat patlamış. Hayat patlamış. Artık patlama yok kardeşim. Yani patlama şöyle diyor. Harun dinliyor mu abim? İnbisat. İnbisat. İnkışaf. Tenevvür. Şimdiye kadar konuştuğumuz 5-6 ders buydu. Hayat tabaka insaniye çıkmasında inkişaf, inbisat, tenevvür. O zaman ben gidiyorum, o geliyor, oluyor. Hayat tabaka-i insaniye mertebesine giderken
patlama, gitme, gelme olmaz bir makama geliyor. Gitme yok, gelme yok, açılma yok, kırılma hiçbir şey yok. Nedir o? Şualar 9. Allah bu hayata taayyun ve teşahhus ediyor. Benim oradaki hayatım artık. Orası burası yok artık. Öyle bir şey yok. Ben konuştuğum için çay değil, normal derste içtiğim zencefil hikmetini anlatıyorum, niçin içiyorum. Çünkü dersin edebini korumak lazım. Arkadaşlar, bir daha abi. 5 tane, 6 tane ders oldu. Hayatın hep patlaması. 18 bin alemin, yani Miraç'tan bahsettik hep. Hep Miraç'tan bahset. Ne olur burayı kaçırmayın. Hep patladı, 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 patladı. Hayat homojen, yani fanusun içindeki çeşitli sıvı. Maydanoz suyu, kayısı suyu, zencefil suyu, ne bileyim, karma yaptın. Hayat böyle bir şey. İnkişaf ettin. Dünya çıktı, ahiret çıktı. Arş, kürs, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail çıktı, çıktı, çıktı. Çıktı. Sonsuz olacak yok ya. Nereye kadar çıktı? Kabu Kavseyn çıktı. Hayat patladı. Kabu Kavseyn çıktı. Artık çıkılacak bir şey olmayınca, ama bu garip bir şey söyleyeceğim ve anladım. Allah taayyun ve teşahhus ediyor. Artık patlama değil bu. Bu garip şey şu. Taayyun ve teşahhus ederken ille bu patlamanın sonunda değil, her makamda taayyun ve teşahhus var. Dur bakayım, anlatabilecek miyim bir daha? Patladı, 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 aç oldu ya. Ondan sonra taayyun ve teşahhus ediyor değil. Muhatab-ı ilahi olunca, insan gayret edince kurbiyet ilahiye, insanın Allah'a yakınlığına kurbiyet. Allah bizim bu gayretimize, kurbiyetimize, ubudiyetimize mukabel ediyor, akrebiyet oluyor. Bu hayat patlama, patlama, patlama bütün 18 bin alemi inşa ediyor. Yani cennet de bizden yaratılmış, Cebrail de bizden yaratılmış, cehennem de, arş, kürs, hepsi benim ruhumu alacak Cebrail bile, Azrail bile benden yaratılmış. Korktuğum, endişe ettiğim cehennem de benden yaratılmış. Bundan bahsetmiyorum. Bu bitiyor. Sırrı insaniden bahsediyor. Orada o Kabu Kavsen de patlamadır o. Arş-ı Azam da patlamadır. Artık Kabu Kavsen'de patlama matlama yok. Orada taayyun ve teşahhus ediyor. Bunu anlamak için dün akşam Murat'la şöyle bir serüven yapmıştık. Yunus Aleyhisselam böyle oldu. Karanlık gece, denizin içi karanlık, balığın içi karanlık. Bizim de şu, bu bizi fikrettirir, bilgi sahibi eder. Pek o kadar sağlamıyor, yani bizi hareketlendiremiyor. Ancak şöyle olursa, kendini filmin içine katacaksın. Ben gemideyim, hisset. Balığa, denize atılıyorum. Hisset, hisset. Ne bileyim, böyle sipsiyah bir yer. Allah Allah, sipsiyah. Gece karanlık, okyanusta zifiri karanlık. Mesela ben çocukken, çocuk ya, yarışırdık. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Öyle açılırdı ki, gafur bilir, Karadeniz'i böyle yüzerken inatlaşırlar. Çocuk ya, çünkü mağlup olursan artık köyde o konuşulur.
Yüzer öğleyin girerdik. Artık kara gözükmüyordu, dağlar gözüküyordu, biz yoktuk. Ondan sonra beraber karar verirsek çıkıyorduk. Yata yata gidiyorduk. Şimdi anlatacağım. Suya bakamazdık böyle. Hep önümüze bakardık. Suya baktığın zaman karanlığın da böylesi olmaz. Öyle dehşetli ürkütüyor. Bu bitiyor. İnsan bu patlamalar, taayyunler, inbisatlar, inkişaflar, tenevvürler bitiyor. En zirve patlama Kab-ı Kavseyn. Burada bitiyor olay. Peki bundan sonra mı taayyun ve teşahhus ediyor Harun? Hayır. En zirve burada oluyor. Taayyun ve teşahhus en kemal mertebesi bize tabii Allahça değil. Allah'ın nihayetsiz mertebesi bir şey var. Bu taayyun ve teşahhus, şimdi Murat'la derken o gemiye atıl, atıl içine, balığın içindesin. Bir hisset, 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 hisset. Aynı bunun gibi de böyle, şimdi söylüyorum, hani balığın içinde hisset ki balığın içi nefis olsun. Allah nedir böyle bir, onu hissedelim böyle. Allah bizim için nedir? Böyle bir 10 saniye. Allah benim için nedir? Ne ifade ediyor? Allah nedir yani? Allah deyince ben ne anlıyorum? O beni muhatap almış, taayyun ve teşahhus etmiş. Lugat olmaz bunun. Çünkü lugat Basra ve Küfe alimlerine göre yazılmış. Taayyun ve teşahhus ne demektir? Cevap, taayyun ve teşahhus, taayyun ve teşahhus demektir. O kadar. Hayatın en böyle, şimdi bunları duymadan, bunlara en azından fikren hissen, yani his olmasa bile fikren bunları duymadan, mazar olmadan, koronadan korkuyorum. Kanserden korkuyorum. Ya bunları duymamaktan kork ya. Ya işte ne acayip bir şey işte. Cenab-ı Hak diyor ya, benden diyor hakkıyla korkarsanız korktuklarınızdan emin ederim. Nedir o? Ya kardeşim kendine bir anlam yükle ya. Şimdi patlamaya bir misal vermiştim geçen hafta ve ezdim geçtim, biraz izli gideyim dedim. Dur. Şimdi bak, şimdi patlamaya en çarpıcı misaldi ama sonuna geldiği için kayboldu o heyecanımız, hayretimiz olmadı. Bir et parçası düşünün. Bu misali burada kullanalım. Et, insan eti, bir parça. Çürüdüğü zaman ne olur? Kurt olur. Kurt da ölse ne olur? Ne gelir sırayla? Sonra doktorum, kurttan sonra parazitler mi olur? Yoksa plazmalar mı olur? Mikro canlılar mı olur? Bir dakika, bir daha söyler misin? Ses, çok ses geldi. Önce mikro canlılar oluşur. Ondan sonra bir üst basamağı parazitler oluşur. En sona kurt gelir. Yani bizim gözümüzde görebileceğimiz duruma gelmesi en son haddedir. Yani ondan kurdu görüyorsak, yani ondan önceki aşamalar geçmiş demektir. Şimdi o aşamaları hayal et. Neredeydi bu? Mesela bir kurtu düşünelim, canlı, gözü var ustad diyor. Kulağı var diyor, arkadaşının sesini duyar diyor. Bu kurdun rızkı var diyor, mikrobun.
parazitlerin de arkadaşının sesini duyar, rızkı var. O mikrobun rızkını düşün. Peki demek istediğim şu. Etin neresindeydiyse bunlar, kurdun gözü var, parazitlerin de görüyor yani. Şuuru var, hissi var, canlıdır yani. Ama bu can, cansız, hayatın yok olmuş, kokmuş etten çıkıyor. Bu parazitler, mikro canlılar, şeyler, o kurtlar, etin neresindeydiyse 18 bin alem de bizim oramızda. Ustad diyor ki, toprağa girmekten korkma. Korkma. Bunları bilmemekten kork. Bu dersten ne zaman lazım? Her zaman hayatın için lazım olacak ama sekerat var ya sekerat. Kimisine bir hafta, kimisine bir saat, birisine bir an tutuyor. Musa Aleyhisselam'ın arkasından giden Firavun'un sekeratı deniz kapanana kadardı. Şimdi bu hakikatla haklanmamak, duymamak, fikretmemek ezeli ve ebedi sonsuz ölümdür. Yani bak et gibiyiz biz. Ölmek etin çürümesi demektir. Bizim hayatımızdan uzaklaştıkça hayatın daha inceleşiyor. Mikropların hayatı, mikropların duyguları, mikropların hisleri, mikropların birbirlerine iletişimleri bizim iletişimimize benzemiyor. Daha ince, daha ince, daha ince, daha ince böyle gidiyoruz. İşte bu hayatın tabaka insaniye çıkışına misal. Yani bunlar oradan çıktığı gibi hayattan da 18 bin alem böyle çıkıyor. Fakat taayyum ve teşahhus bambaşka bir şey bu. Bambaşka. Yani peki nasıl hissederiz? Eylem olarak. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Oraya kadar. Bir namazda böyle bir huzur oluyor mu? Bir böyle bazı namazda, bazı derste, bazı tefekkürde, bazı haletlerde böyle hazır olduğu için huzur oluyor. İşte o an Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Huzurdur o. Bu patlama değil bu. Patlamalara verilen cevaptır. Ama bunun derecesi var. Hasan abi. Abi şimdi bu hayat subuti sıfatın cemi desek öyle zaten. Şimdi ben görüyorum, koku alıyorum, duyuyorum. Bunları ben yapıyorum. Ama bu hayatın sahibi, bunu yapan ben değilim bu hayat. Ben bunları fark ettiğim andan sonra yani o bakan, gören, duyan, yani nasıl olacak? Şimdi ben görüyorum diyorum değil mi Harun? Yanlış diyorum evet. Zannediyoruz. Evet. Ben görüyorum ne kadar yanlışsa ben ölüyorum da o kadar yanlıştır. Çünkü neren sensin? Allah'ını seversen. Sen kimsin ki? Neredesin varlığın içinde? Sen kimsin ya? Hiç mi bazen böyle ilginizi çekmiyor ayağınıza falan, kolunuza? Bu ben. Ben. Yani çoğu zaman benim çok tuhafıma gidiyor ya buna. Ben. Neresi sensin ya? Neresi sen? Hiçliğini bilmek bak. Kendine vücut rengini verme diyor.
bu bütün bütün Muattıla mezhebi gibi değil. Aczını, fakrını, noksan, kusurunu. Şefkat tefekkür o değil, meslek değil. O meslek. Şefkat tefekkür. Bu enfusi yapılanma. Aczını, fakrını, noksanını, kusurunu. Yani acizlikle kudrete aynı oluyorsun. Fakirlikle Allah'lık hakikatına, gınasına aynı oluyorsun. Noksanını yani idrak et bakalım. Noksan neyim, neyim var ki hep noksanım? Bunu aynı darlığı işte Harun dedin ya, görüyor, zannediyor, işitiyor, zannediyor. Çünkü ben ancak benim üzerimde akan nehire, bir nehir düşünün, nehir düşünün, akıyor. Onun üzerinde çeşitli şeyler akıyor. Onlara tuttuğun, aldığın kadar senindir. Diğerleri akıp gidiyor. İşte hayat akıp gidiyor. Şuurun kadar, idrakın kadar, alakan kadar, münasebetin kadar sahipleniyorsun veya sahiplenmiyorsun. İster kabul et, ister etme. İster inan, ister inanma. Hayat akıp gidiyor. Ustad 26. sözde söylüyor biliyor musun buna? O cümleyi bulayım, çok antikadır. Yani oradan söylüyorum. Çok ilginç. İnşallah bulurum onu. Yerinden okumak istiyorum. Üstad, kemalimi kemalsizlikte biliyorum derken bir manası bu mu oluyor? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İşte diyor ki senin üzerinde ceyran edene ancak neydi ya? Ha. Dur o bu da değil. Dua ile tevekkül meylan hayra bir kuvvet verir. Bu da değil. Dur. Allah Allah. Dua ile ha dua ile herhalde bu. Dua, tevekkül, ha dua, tevekkül meylan hayra büyük kuvvet verir. İstiğfar ve tövbe dahi meylan şerikesi tecan. Yok, sahiplen nasıldı o? Ancak dişir var ya, dua ile, iman ile, şuur ile dişir. Dua, iman, rıza, dua ile dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Ancak bunlara sahiplenebilirsin diyor. Nasıldı böyle? O ha? 469 mu? Ha, dur. 464. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olabilir. Yani bu akıp yoksa gidiyor. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Bununla akıp gidene senin oluyor. Şimdi ben bir hulasa edeyim şurada. Ben konuşuyorum ve Kur'an okuyorum. Herkes de dimağında, kalbinde ve ruhunda farklılıkları ortaya çıkarttığı gibi. Şimdi birisi şu anda ders okuyorum ben. Kur'an okuyorum. Cenaze evini düşün veya şu anda ders ortam. Şu kadar kişiyiz. Herkeste farklılıklar uyanıyor. Herkeste farklı. Bu farklılıklar var ya farklılıklar. Ama aynı ders.
ders aynı. O farklılıkların farkındalığı bu hayatın gene patlamasıdır. Sonra insan bir tabakaya çıkıyor olarak ifade edilirken aslında sen bir yere çıkmıyorsun, sen anlayasın diye böyle denmiş. Yani sen sende seyahat edip içeriye doğru giriyorsun, giriyorsun, yok. Sen de uyanıyor, kendini içinde görüyorsun. Yani düşün şöyle, aklını terbiye edeceksin, aklını inşa edeceksin. Ne ile? Aklınla. Aklını aklınla. Aklına hakim olduğun gibi. Aklını aklınla terbiye ediyorsun. Ya işte seyahat ediyorsun, giriyorsun değil. Evet, zahirde böyle. Batından böyle değil. Uyandırılıyor farkındalık kadar. Usta diyor ya, şuur ile, akıl ile o alemleri gezersin. Misal, örnek. Kitap okurken hayret makamına çıkıyorsun. Ha, onu da buldum arkadaşlar. Akıl çalışmamız var ya, 1,5 sene, 2 sene olacak. Belki de fazla. Hayret makamı aklın içerisinde bir sıfattır. Hayret. Bir de dün ve bugün önüme çıkan bir şey var. Muhakeme. Muhakeme, aklın sıfatı bu da. Ne demek o? Adam, bir aklını düşün, böyle 30 küsür tane sıfatı var. O kadar bilgi var, o kadar ki ayaklı kütüphane. Söylediğin zaman ayet numarasını söylesin. Sorduğun zaman hadisi söylesin. Söylediğin zaman biyolojiyi söylesin. Söylediğin zaman tıbbı söylesin. Fakat adamın, aklın bir sıfatı var, muhakeme. O çalışmıyorsa hayra değil bu insan, şerre vasıta oluyor. Bir verir misin? Şerre vasıta oluyorsun. Muhakeme ne demek? Osman, dinliyor musun abi? Bak, bak şimdi. O aklın içerisindeki o farklılıkları tek tek koyuyor muhakeme. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Birbirleriyle ilişkisini, çelişkisini çözüyor. Muhakeme yapıyor bunu. Ondan sonra hepsini mahkemedeki hakim gibi dinle, sen söyle. Ondan sonra ikisini cem ediyor, hükmediyor. Bu muhakeme. Bu aklın içerisindeki bir sıfat. Bu yoksa, az çalışıyorsa ayaklı kütüphanedir ama. Mesela innema utitu ala ilmin. Ben ilmimle yaptın diyen Karun gibi oluyor. Bir önceki misal gibi kokmuş etten ortaya çıkanlar çıkmadan önce nerede, nasıl bulunuyorlardı ve ne ile nasıl üstleri açıldı? O parazitlerin, mikropların, kurtların üstü nasıl açıldı? Etteydi bunlar. Bunun etteydi yani. Dışarıdan bir şey gelmedi. Nasıl üstü açıldı? Senin de ahiret ve gayb alemleri de öyle, mumun içindeki, içinde ısının, ışığın, dumanının ve letafetlerin açık çıktığı gibi çıkıyor. Mesela etin içinde bulunan o mertebe ve mahluklar oradaydı. Nasıl açıldı üstü? Üstü açıldı, üst bu oldu. Bir daha açıldı, bu oldu. Bir daha açıldı, bu oldu. İnsanın da böyle sohbetlerle, derslerle ilerisi gidiyoruz. Ad, fark, noksan, kusurunu devruhte etmek nispetinde insanda bunlar açılıyor. Mesela... Aslan abi, bu gibi hayatın sıfatlarını anlıyoruz ilk başta. Bu ene bahsinde de geçiyor ya, bir çizgi çekiyoruz. İlk önce anlıyoruz sıfatlarını. Ondan sonra
bakıyoruz ki bu hayat zaten benim değilmiş. Açıkçası teslim etmem gerekiyor. Bu hep anlamak o sıfatları kurtmuş neymiş. Ona bu hayatı şey yapınca, kalbine teslim edince işte orada herhalde tayin teşahhüs dediğiniz o oldu. Yani ama bu tayin ve teşahhüs her mertebede var, cüz-i külli mesela, ama en zirve nasıl ki huzur kab-ı kalfsende oldu. Bu tayin ve teşahhüs de Allahu alem burada başladığı gibi cennette de olacak. Her cuma diyor. Her cuma Rabbini görecek ya, Allah'ı değil. Bu sonsuz devam edecek. Yani ben derken işte bunlardan sıyrılmak gerekiyor. Yoksa belasını çekiyoruz. Evet ya, yani dünyada ne çekiyorsak sahiplenmekten çekiyoruz. Yani gemiye yükünü bırakmak diyor ya, bırak bu sahiplenmeyi, rahatına bak, keyfini çek yani. Hayatın ağır tekalifini omuzuna alma. O yük ağırdır diyor, çekemezsin. Mesela 23. sözde bir sormuyoruz. Ustad 23. sözde bakıyor, saraylar var. Sonra geliyor bir saraya bakıyor ki kendi suretimi gördüm diyor. Tacubumdan uyandım diyor. Peki arayan kim? Bulunan kim? Arayan da aranılan aynı. Öğrenen akıl, bak aklımla aklımı tenvir ediyorum. Aklımla aklımı uyandırıyorum. Aklımı inkişaf ettiriyorum. Aklımı geliştiriyorum. Ne ile? Aklımla. O saraya denk geldiğin zaman Harun, aa suretini diyor, benim suret, kendi suretimi gördüm diyor. Ne yaptı? Tacubumdan diyor, uyandım. Hasan abi, orada hani kendini görüyorsun ya, sen seni görüyorsun. Bir de bu üçüncüsü var abi. Anlatabildim mi? Evet. O işte. Bak, sen seni görmek hayattaki 18 bin alemin üçüncüsü ise tayin ve teşahhus o. O sır insanda öyle bir şey yok artık. Harun, tek yapmaya çalışıyorsun. Sen kalabalık yaptın hep ya. Kim, kime diyor? Harun abi diyorum. Yani zaten teki getirmeye çalışıyoruz. Çoğaltıyor bire. Normal değil ya o. Evet abi, normal. Şimdi şeyci abi, koronada bir eğitimimiz var tabi abi. Böyle bir tarzı, bir korkun tabi, duyuyorsun, ediyorsun, çıkamıyorsun, bir şey oluyor, biri maske takıyor. Ondan sonra işte beşeriyetten düşündüm, ya dedim niye korkuyorsun ki? Millet kabirde korkuyor, kabir var, mükemmetiyle tanışmışsın, kabir şey, zaten topraktasın, topraktan çıkmışsın, koronadan korkuyorsun, düşün, tefekkür edin, oraya geçince dedim tamam. Ama beşeriyetimiz şey yapıyor abi yani. Evet. Şimdi hatırladınız mı bir zat abim kızarak, hiddet ederek dedi ki sen dedi kabiri dedi nünker mekiri buraya getirdin. Nasıl getirdinse diyor. Bari getirsen diyor Sırat Köprüsü'nü buraya dedi. Hatırladınız mı? Sonra Sırat dersi yapmıştınız. Sırat, evet. Abi dedim, Sırat Köprüsü hani dedi ya, onu da bari dünyaya getirsen, yani getir de göreyim derken, yani o da mı burada dedi. Dedim ki, Sırat Köprüsü değil, Allah bile burada. Allah bile burada. Allah sende tayin ve teşahhus etmiş, daha ne endişe ediyorsun. Ya. Evet. Şu andaki duygun, hayatın inkişafı biliyor musun? Şu anda bu derste olanlara diyor. Bak, patlama bu. Dersten önceki bugünkü haletinize bak.
Hatta diyordum ki, ya dedim ben bu şeyi, tayin ve teşahhus, hayatın yok olduğu ads, fark, noksar, kusuru, derühte var ya, kusuru derühte etmek Adem Aleyhisselam sıfatıdır. Tamam. Kusuru, ben nefsime zulmettim. Şimdi dedim ki zekaveti yapayım dedim ya, şöyle bir gireyim. Dedim ki yok. Çünkü o ortam lazım bu. Gerçi konferans şeklinde beraberiz ama bu lazım. Çünkü insan zaman, zemin, tam libasla etkileniyor. Onu ezmeyeyim dedim. Şimdi bu derste, şu anda dersteki haletlerimizi işaret etmek istiyorum derse. Bu neredeydi arkadaşlar, bu aletler? Bak nereden çıktı? Bu halet-i ruhiyeler gündüz hayatımızda yoktu. İşte mumun içerisinde de hani ısı, ışık, renk, letafet, zerafet, nezaket hepsi var böyle. Nasıl çıkıyor bir kibritle? Bir sohbet de böyle yapıyor işte. Kibritle böyle bunları çıkarttığı gibi, açığa çıktığı gibi, basiretin kalpte ortaya çıkması gibi. Basiret. Basiret mesela, sen de bakıyorsun, o da bakıyor. Mesela kabire bakıyor. Basiret sahibi olanla, basiret neydi? Kalp ve akıl bütünlüğünde ortaya çıkıp insana sunulan bir göz. Süveyda-i kalp deniliyor. Yani kabre bakıyor, ölüme bakıyor, dehşet alıyor. Ötekisi de keşfel kubur, düşük bir evliyadır o keşfel kubur. Kabirdekini görüyor. Onun arkasına geçmek. Yani şu. Yani insan böyle bazen yalnız kaldığın zaman Harun, böyle gerçi zatımı düşünmeyin. La tefekkeru zatihi. Zatımı tefekkür etmeyin diyor. Mesle ve noktanın sonunda var bu. Sanatımı tefekkür edin diyor. Fakat böyle bir İnsan Allah'ı böyle bir fikreder, tefekkür ederek fikreder, tefekkürle. Hisseder kalple, hisseder vicdanen, fikreder, hisseder, mahseder kalple, zevk eder ruhla. Fikretmek dima, hissetmek vicdan, mahsetmek kalp, zevk eder ruh. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. En son hayret. Tasavvufta hayret var. Şimdi bunların peşine düşmek lazım. Bunları kaybetmenin endişesini taşımak lazım. Bunlar, korkumuz bu olması lazım. Ama bu demek değildir ki alem-i şehadette esbabı bütün bütün terk etmek, haşa. Bu da anlamamaktır. Bulundu, nasıl ki Allah Resulü Miraç'tan geldi, savaşlara zırh giydi, kuşandı, üşüdü, acıktı, uykusu geldi. Ama karıştırmamak gerekiyor. Bulunduğun itikatla esbabı karıştırırsan, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında Cibali Baba vardı. Meczup. Veliydi ama meczuptu. Ustad orada muhakemeyi kullanıyor. Bugün orada tespit ettim de. Muhakeme olmayınca evliyasın ama muhakeme yok. Şerre, yanlışa vasıta oluyor. İşte bir daha. Abi bu tayin ve teşahhus hangi seviyede oluyor? Esma mı, sıfat mı, şunat mı? Bak şöyle diyor. Hangi sıfatlar? Bu tayin ve teşahhus sıfat olarak söylüyor. Esma değil Mehmet. Okuyayım orayı. Sıfat. Allahu alem. Zatı sıfat gözüküyor. Yani vücut gibi gözüküyor. Vücut.
Taayyun ve teşahhus, yani zatı sıfatları sayarsak, Osman bunu not alırsın. Zatı sıfatta vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetün lil havadis, kıyam-ı bi nefs, bir de tekvin, 7. Bu taayyun ve teşahhus, Allahu alem vücuda bakıyor gibi. Bu taayyun ve teşahhusun sıfat olduğunu sarih söylüyor. Okuyayım orayı. Eğer o zat vücutta oluyorsa bendeki bir karşılık zihinde mi ben onunla irtibat kuruyorum? Yok, taayyun ve teşahhus zihinde olmuyor ki. Taayyun ve teşahhus yersiz yerde oluyor, sırrı insanda oluyor bu. Orada artık hiçbir belirleniş yok. Yani miracın da bitiyor. Miraç, peygamberimiz oraya geldi. Terakkisi durdu mu? Hayır. Peki o miracı yaptı. Son 18 bin alemi cem etti. Alem itibariyle bitirdi, kat etti. O kendisindeki sırrı insan devam ediyor. Peki şunu da ekleyeyim hemen. Sırrı insan devam ederken taayyum ve teşahhus, Allah'ın taayyum ve teşahhusu bitiyor mu? Hayır. Ama bu taayyum ve teşahhus esmalarda da oluyor. Zat-ı esmalar var ya, zat-ı esmalar. Esmada olur, sıfatta olur, dimada olur. Bak, dimada, vicdanda, kalpte, ruhta oluyor. Ben en zirvesini söyledim. Bak, taayyum ve teşahhus dimada var. Hayret makamı bu. Dimada aklın içinde bir hayret var. Hayret. Dimada var. Dimağın izanında var. Gir böyle vicdana. İkinci. Latife, histe var. Zihinde de var. Latife-i Rabbaniye'de de var. Gir kalbe. Latife-i İnsaniye'de var. Git şeye, ruha. Şefkat-i Mukaddesi oralarda da var. Ama bu taayyun ve teşahhus sırf buraya değil. Her mertebete taayyun ve teşahhus hakikati var. Ben şimdi burayı okuyayım, bak göstereyim şeyi. Tevhid demiyor bak. Evet. Evet. Diyor ki tevhid demiyor. Tevhid sırrıyla. Şeceri hilkati meyveleri olan zihayatta. Bir şahsiyet ilahiye. Görüyor musunuz şu tabiri? Şahsiyet-i ilahiye, şahsiyet-i ilahiye. Bir ehadiyet-i rabbaniye. Sıfat-ı sebaca. Manevi bir simay-i rahmani. Ve temerküz-i esmai. Sıfat, esma. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyunu ve teşahhusu tezahür ediyor insanda. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, yani şahsiyet arkadaşlar, bu tabiri bir daha ezmeyin. Şahsiyet-i ilahiye. Hani diyoruz ya, şahsiyetime laf ettirmem. İnsanın bir izzeti nefsi şerefi var ya. Diyoruz ya, bir şahsiyet. Bu bizim şahsiyetimiz, şahsiyet-i ilahiyeden geliyor. Bizdeki gayret Allah'ın gayretullahından geliyor. Abi ne varmış bir daha söyleyeyim. 9. Ne varmış insanda? Şahsiyet-i ilahiye var. Allah'ın şahsiyet ilahesi bizde şahsiyet olarak gözüküyor. Allah'ın bekası bizde beka arzusu gözüktüğü gibi. Başka ne var? Ehadiyet-i Rabbaniye var. Sıfat-ı sevaca, manevi bir simai rahmani var. Manevi rahman. Onu nerede anlatıyor? Emir Dabir 146'da. Sıfat, siret, ahlak. Sonra senin o dediğin bak, temerküz esma var.
İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zat kim? Biz. Bir orada bir teayyun, cilve-i teayyun ve teşahhus tezahür ediyor. Yoksa o şahsiyet, o hayadiyet, o sima, o teayyun cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür. Basiret sahipleri görür bunları. Çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Hem o cüzi zihayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki onun sani onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. Bu sıfattır. Sen basar kelam. Adeta o zihayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir zatın manevi bir teşahhusu, bir teayyunu daha ileriye götürüyor. İmana görünür. İmanın gözü var Harun. Harun, duydun mu abim? Duydum abi. İmanın gözü görür. Bir kalp gözü dedi. İkincisi imanın gözü. Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında, mahlukuz. Bunun arkasında gayet aşikar bir tarzda o manevi teşahhus, yani böyle bizde teşahhus, bir şahsiyeti ilahiye. Hani bir şey söyleyeyim size. Şimdi bazı insanlar görüldüğü zaman hiçbir şey demese de etkileniriz ya. Allah Allah diyoruz. Onda şahsiyet ilahiye fazla olduğundandır. Şahsiyet ilahi. Ama bir Allah Allah, ben üç şey olur. Herkesi bir, sizi gördükleri zaman sizden aşırı nefret ederler. Aşırı sevgi olur. Hiçbir şey olmaz. Ya sende ya onda aşırı nefret etmesinin sebebi zıtlar var. Şeytan aktifse. Aşırı sever, ruhlar birbirine yakın. Hiçbir şey olmasa beşeriyettir. Peki hiçbir şey demedi, etkileniyor böyle. Onda şahsiyeti ilahiye hissesi biraz fazla. İnsanı berzahı da artık aşmışlar mı abi? İnsanı berzahta. Ama berzah şu komutan. Hem oraya bakıyor, hem buraya bakıyor. Yani böyle bir şey ya. Bunun üzerinde Allah icraat yapıyor. Bunun üzerinde. Bu berzahın üzerinde yapıyor köprü. Yani bu saatte, bu akşam ustadımızın Risale-i Nur'un üzerine bize icraat yaptığı gibi. İnsanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikar bir tarzda o manevi şahsiyet, o kutsi tayyun, manevi şahsiyet, o kutsi tayyun sırrı tevhid ile, iman ile müşahede olunur. Tevhid değil. Hatırladınız mı tevhid? Allah'ın birliği deme hemen dedim. Zıtların soğuk, sıcak, beyazı, zıtların sahibi tevhid. İşte sende inkişaf etmesi ise sırrı oluyor. Sırrı tevhid ile imanla müşahede olunur. Çünkü o teşahhus ehadiyetin esasları olan ilim. Bak kardeş, ilim, sıfat bunlar. Ve kudret ve hayat ve sem ve basar gibi manaların hem nümineleri insanda var. O nümineler ile onlara işaret eder. Diye devam ediyor. Basiret, aklın nuru, kalbin ziyası cem olursa olur. Bir daha not alan varsa, basireti söylüyorum. Aklın nuru, kalbin ziyası cem olma nispetinde insanda basiret olur. Yani akılla zihnin bütünlüğünden tabaka insaniye geçer. Şimdi son bir şey de söyleyeyim. Zihin okurken
Tabaka insaniye vardı, tabaka insaniye. Latife insaniye değil. Dimağı düşünebilir misiniz böyle? Düşünün, akıl var. Mertebeleriyle beraber. Bir de zihin neredeydi Harun? Zihin ile o aklın bütünlemesiyle insan tabaka insaniye çıkıyor. Çünkü zihin ayatı tekviniye, akıl evamiri tekviniye cem oluyor, tabaka insaniye patlıyor. Yani celal, cemal çarpışıyor, kemal olduğu gibi. Akıl. Koydum. Akıl koydum. Zihni de koy. Tabaka insaniye böyle ortaya çıkıyor. Nasıl? Akılla zihin mi yoksa dimağın bütünlüğüyle zihin mi? Yok yok. Aklın içindeki bütünlük. Eğer zihin dimağla olursa başka şey oluyor. Var tabii o ayat-ı tekvine ile evamiri tekvini, evamiri tekvine dimağın bütünlüğü değil ki, evamiri tekvini akıldakidir. Öyle geçiyor. Evamiri tekvine deyince ille demeye gerek yok. Dimağın bütünlüğü demez. Evamiri tekvini vahye muhatap olan şey. O da akıl. Ama tabii bunu Osman zihni okurken tek tek delillerini göreceğiz Allah'ın izniyle. Hani bu dersi şu anda bitti. İşlenirken beraber mutala ve müzakere yaparken en az 10-15 tane dersi cem ederek olduğu gibi bu denebilmesi için tabaka insaniye akılla ve zihni bilmek, meşgul olmakla olur. Akla, akılda vahiy geldiği için evamiri tekviniye, mevcudatın aynedarlığını zihin yapar. Orada da ayat-ı tekviniyeler oluyor. Onun için şuur altı derler ya, zihine iniyor. Hasan abicim, ben özür dilerim. Sonradan girdiğim için aslında konuşmaya çok hakkım yok. Şimdi ben bir selamünaleyküm diyeyim. Özür dilerim. Aleykümselam. Benim kafamda oluşan zihin ve akılla alakalı, benim kafamda oluşan, sanki Hasan abi, hep bu misali kafamda canlandırıyorum. Bir puzzle var Hasan abi, bir puzzle var. Anlıyorum, bin parçadan oluşan bir puzzle var. Ne o, puzzle mı? Puzzle. Nedir o puzzle? Resmi, mesela atıyorum, arkanızdaki resmi bin tane küçük parçalara bölün, dağılır Hasan abi. O resmin bütünlüğü tamam mı? O her bir parçası tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama o resmin bütünlüğünü düşünerek, o parçaların olması gerektiği yerlere koyarak resmin bütünlüğünü meydana getiriyorsunuz. Yani yapboz. Bir tane değişik parçalar oluşmuş. Yapboz gibi diyelim Hasan abi. Şimdi ben burada o puzzle'ın bütünlüğü, o resim benim zihnimde zaten kayıtlı. Hasan abi, ben akılla o tek, o bin tane parçadan her bir parçayı bulup o zihindeki yerine yerleştiriyorum. Ben doğru. Akılla o zihinde ne kadar oluşturabildiysem, ne kadar o resmine ulaşabildiysem, ben cennetimi veya cehennemimi o şekilde belirliyorum. Evet. O zihinde ulaşabiliyorum. Evet. Doğru. Yani akıl, alimdir derken akılla o basın parçalarını bulup o bütünlüğü düşünerek o bütünlükteki yerine yerleştiriyorum. Şimdi bu düşünceyle gidecek olursak, sanki evamiri tekviniye, sanki zihinde var olan ama akılla orayı açıyoruz. Yani akılla orayı açıyoruz, üstünü açıyoruz, tamamlıyoruz gibi geliyor bana abi. Bilmiyorum, yanlış mı? Aynı bir şey bu. Zaten zihin okuyunca bir tanesi bu. Yani onun için akla girenden fazla korkma. Değişebiliyor.
ama zihinde uyandıysa o çok zor. Onun adı ehli fen şuur altı derler. Yani o zihin, ustad diyor ki 18 bin alemin komple haritayı nuraniyesi. Yani zihin şeye bakıyor, hayat-ı tekvineye bakıyor. Vücud-u hariciyenin oradadır, vücud-u hariciyeler. Biz, o 25. kare diyorsunuz ya Hasan abi, 25. kare. Evet, oraya. Yani unutmayın, o zihin böyle kazanımla üstü açılıyor ama şöyle diyeyim, Osmanlı mesleği haritacılık ya, cep telefonu düşünün, cep telefonu, ver bir cep telefonu, cep telefonu, harita burada, bana Bülent almaya da yükledi bütün dünyanın, şey Avrupa ve Türkiye'yi. Uyduya bağlandığım zaman o olduğum yer aydınlanıyor. Yani uydu haritayı şey yapmıyor, harita vermiyor. Olduğum yeri gösteriyor. Bu harita zihin. Haşa, Kur'an uydu olsa, Kur'an oradan gelen sinyaller şeye geliyor, sinyaller ayet, ondan sonra şeyime geliyor, benim dimağıma geliyor, kabul ediyor, program kurulmuş, sonra bu haritanın üstü ortaya çıkıyor, harita burada var, akıl üstünü açıyor ama üstünü açtı mı kapatması. 123. sayfa Mesnevi'de diyor ki büyük inayet lazım ki kapatasın. Yani mesela menfi bir videoya muhatap oldun, videoya. Yani vesvese gelse atarsın başka. Videoyu seyrettinse onun tesirinden kurtulmanın yolu diyor. Ancak çok büyük bir inayete mazhar olmak. Aynı cep telefonu söylüyor ya. Cep telefonunu söylüyor. Cep telefonunu. Yani meşhur mimsiz medeniyet diyor. Küreyi arzı bir şehir haline getirmiş. Anladın mı? Bak, küreyi arz bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Bak, cep telefonunu anlatacak şimdi. Tadili, yani köy şekline geldi ya bununla. Bütün dünya burada. Köy niye diyor? Aşağıda yukarıda olan, aşağıda yukarıda olan, köyde olanı herkes bilir. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhunda, iyi bak şimdi bu ne yapar? Pencere açıyor değil mi? Aa, bak şimdi açıyorsun bak. Açıyorsun, açıyorum, açıyorum. Böyle hep açtıkça pencere değil mi? Beşeriyetin ruhunda dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Nazır pencereler demek. Bakan bakan. Bunların kapatılması, yani bu açılan dosyaların böyle kapanması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. İşte navigasyon. Navigasyon. Sana bir
yapıyorsun abi? Önce başlangıç noktasını buluyorsunuz. Başlangıç noktası sizin olduğunuz noktadır. Siz ve navigasyondaki başlangıç noktasının ikisinin bütünlüğü Hasan abi, ikisinin bütünlüğü sır. Sır. İkinizi aynı anda değiştirmeden aynı yerde tutuyor Hasan abi. Bir de tılsım var ki, tılsım kainata şekil vermek. Hasan abi, siz o haritada artık yol buluyorsunuz. Nereden nereye gideceğinizi belirliyorsunuz. Yolunuzu belirliyorsunuz. Bu da tılsım oluyor Hasan abi. Haritayı açıyorsunuz. Bu noktadan bu noktaya gideceğim diye belirliyorsunuz. Yani şekil veriyorsunuz abi. Tılsım deyince kainat oluyor abi. Evet. Kainatı da görüyorsunuz. Evet. Allah feyzimizi artırsın. Geç oldum. Allah iki can... Durun, kapatmayın. Ben daha yeni geldim. Allah aşkına. Şimdi bir şey söyleyeyim abi. Allah aşkına. Bitmeyin beni ya. Yani ben hak ediyorum. Geç kaldım. Ama hak ediyorum. Ama makul bir sebebin olması lazımdı. Çok, çok güzel makul bir sebebim var. Sana bir de içeriden duyarlar diye söyleyeyim. Tamam. Sen de o dersi yaptım. Kaçırma ya. Ha tamam. Kaynana Elisale İbnur dersi yaptım Hasan abi. 21. mektubu okudum. Çok güzel. Tamam. Şimdi Hasan abi, hepinizde, sizde Allah-u Teala'nın baskın esmaları var. Yukarıda Yavuz'da, Harun'da, her birinizde. Ama sizin her birinizde olan esmaların bütünlüğü benim Rabbim oluşturuyor Hasan abi. Sizinle eğer ben cennette olacaksam ki olacağım Allah'ın izniyle inşallah. Onu da bu dersleri yapacaksak ki yapacağız inşallah. Siz benim Rabbimin sizdeki esmalar benim Rabbimi oluşturuyor abi ya. Ya siz olmazsanız ben cennetimde bir parçayı kaybederim abi ya. Her biri ya. Yavuz, Harun, siz, Osman, Mehmet abi, yani Zed abi. Yani bu nasıl bir şey abi ya? Ya ben size nasıl ayrılırım abi bir daha o zaman? Allah aşkına böyle değil abi. Ya siz benim cennetim olduğunu düşünüyorsunuz abi ya. Subhanallah ya. Allah'ım bizi bizden ayırmasın abi. Amin. Biz diyor, Ustad diyor ki, dünyalık için diyor bir dost edilmiyoruz. Biz dünyalık için edilmiyoruz. Dünyalık dost edilmiyoruz. Biz nesebi kardeşten daha kardeşiz. Ama bu manayı korumanın an şartı var. Allah için Ustad söylüyor, ben de hep hatırlatıyorum. Beşeriyetimizin iktizasından kaynaklanan günah veya size yapılan, birbirimize yapılan hataları öne çıkarıp Allah elimizdeki bu Kur'an hakikaten almasın, bizi birbirimizden ayırmasın. Yani sende de bende de beşeriyet var, bir şahsiyet. Onun altında ubudiyetim var. Onun altında da vazifedarlığımız var. Bu vazifedarlığı da şualarda okudum. Pek şey yapmak istemezdim. Şahsiyet ilahiye var herkeste. Tamam, bir insana şahsiyet vermiş. Oradan kaynaklanıyor. Beşeriyetimizin iktizası olduğundan bu günah eksik kusur, o dediği yaptığı dememesiyle onu vereceğiz. Birbirimize Allah'ın nazarıyla bakacağız. 13. lema. Allah iyilik kötülüğü mukayese ediyor. İyiliği fazlası iyidir. Hep duamda derim, Rabbim bu gecenin hürmetine de bu duamı kabul etsin. Çünkü kabul etmeyeceği duayı mümin kuluna ağzına vermez. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri kıymeti hatırına, Muhammed Aleyhisselam'ın imanının hürmetine, Şah fırkata yanan gönüller hürmetine, gece akan gözyaşlarının hatırına ve şans-ı Risale-i Nur'un şans-ı manevinin hatırına ve hürmetine, İhsan ve lütfettiğin durus-u Kur'aniye'deki hizmetimizi, Kur'an'ın hakikatlerini, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, noksanlarımızdan alma ya Rabbi. Allah'ım bu hakikatleri elimizden alma ya Rabbi.
Dünyada bizi kardeş ettin, ahirette de bizi kardeş eyle ya Rabbi. Dünyada biz birbirimizden yapamadığımız gibi, ahirette de birbirimizden yapamayız. Bu dualarımızı bu gecenin hürmetine, Risale-i Şahs-ı Manevisi'nin hürmetine, riyakarane ama samimane söylediğimiz duayı kabulü kalin eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat. Abi bir de bu tağyum ve teşebbüs hakikatinin şahsiyeti ilahiyenin inkişafından sonra işte tağyum ve teşebbüsün çıkmasından sonraki halet Rabbindeki iftihar etmesi, mevlut olması, müferrah olması, bir de o mana da mı abi? Şahsiyet ilahiyeden ki sonra tayin teşekkus oldu bitti diyelim. Hani bununla da kalmıyor bu sefer Rabbim, Rab'deki müferrahlığı, iftiharı, mesruliyeti zevk etmesi. Bu manayı Allah meleklerine göstererek diyor. Allah bu tür işte meclisleri ve kişileri gösteriyor. Allah bu tür meclislerinden melekler göstererek iftihar-ı mukaddesesi oluyor. Asıl mana da yani o olmak da değil. Onu memnun edebilmek mi abi? Evet. Bu mananın ileri safhası şudur Sedat. İslamiyete hani birisinin davası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun davasına hizmet ediyorum değil. Bu dava benim. Bu benim ben. Yani birisini memnun etmek, beşeri memnun etmek, peygamberi ustadı değil bu. Mesela bu ruh olursa, yok ben bunu yaptım hizmete, sen de bunu yap, ben bunu oldum, buna vesile oldum, sen de ne? Bu kalkar, niye kalkar? Ya bu dava benim. Sen ne kadar tutarsan bunu böyle, buna ya, o kadar minnettar olurum. Çünkü senden beklemiyorum. Bu dava hepimizin değil. Şöyle düşünce kişi, bu dava benim. Ama siz de davama hizmet ediyorsunuz. Herkes böyle düşünürse bu dava hepimizin oluyor. Ama kişi şöyle düşünecek aleminde. Yani bu din benim. Artık cennet, cehennem, ölüm, mölüm, korona, morona, cocorona böyle bir şey yok ya. Yani böyle bir ruhta böyle bir şey yok, endişe yok, kaygı yok. Yani İslamiyeti kendi şahsiyetin kabul ediyorsun yani. Ben bununla varım, bu yoksa yokum. Bu işte. Benim ya. Yani maldan da anlatamıyorum. Mal da değil, mal ve ben. Böyle ayrı şey değil. İslamiyete ustad diyor ki, dört tane şey aynı diyor. Şeceri hilkat. Kur'an'a, insana, bir tane de var, onu hatırlayan var mı? İslamiyet. Dördü aynıdır. Şeceri hilkat, Kur'an, insan, İslamiyet. Evet, medeniyeti kübra olan İslamiyet. Muhakematta geçiyor. Dördü aynıyız. Ama meratipleri, hakikatleri farklı olunca farklı gözüküyor. Katı, sıvı, gaz gibi. Peki. Allah emanet ol. Selamun aleyküm.